Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Gezmeye devam ediyoruz. Neredesin Süleyman diyenlere hemen cevap veriyorum. Yunak'a geldik. Peki Yunak'ta ne yapacağız? Yunak, Çeltik, vakit kalırsa Tuzlukçu. İnanılmaz bir performansla sizlerle birlikte olacağız. Yunak'ımızı gezeceğiz, Çeltik'imizi gezeceğiz, Tuzlukçu'yu gezeceğiz. Ve gezilecek, görülecek, yenecek yerler neler hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Konya uzak bir yer sevgili seyircilerimiz. 165-170 km uzaklıkta Yunak. Ve isterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen çekimlerimize başlayalım. Efendim Yunak'ımıza geldik. Şöyle bir gösterelim. Yunaklı seyircilerimiz merak etmiş ne gibi değişiklikler var. Hemen şöyle Yunak merkezindeyiz. Efendim PTT binamız, arkasından belediyemiz var, adliye sarayımız, hepsini gezeceğiz. Ama şöyle esnaflara bakalım. Ana caddedeyiz. Selamun aleyküm. Abi sabahın erken saatinde esnaflar kendini bir alkışlasın göreyim, duyayım şöyle. Abi herkes açmış işin başında. Nasılsınız hoş geldiniz, abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Herkes Yunaklı mı burada şu an? Herkes. Tamam. Ne işle uğraşıyoruz abi? Market. Market. Elektrik. Elektrik. Nerede abi elektrik nerede? Aşağıda hemen. Sıkıntı yok değil mi? Hiç elektrik sıkıntı yok. Yok sıkıntı İşler, yok. İşler güçler. Çok şükür elhamdülillah. Kimlerdesin şimdi seni izliyor bak. Adam burada görev yapmış gitmiş. Şu anda Yunak programını izliyor. İsim nedir? Muhammed Uludağ. Muhammed. Kaç yıldır elektrik işleri var abi? 15-16 senedir bu işi yapıyor. 16 senedir burada. Sene. Şimdi biz erken geldik Yunak'a gezeceğiz de karnımız acıktı abi ya. Buyurun hemen bir çorba ne? Ikram çorba edelim. Olur. Meşhur abi, çorbamız var. Bayılırım ya. Hadi selamun aleyküm. Şimdi burada inşaat malzemeleri abim yoğun işi bulmuş hemen. Merhaba abi. Merhaba hoş geldin. Bir tanıyalım hemen sizi. Ben Ramazan Göktaş. Ramazan Göktaş abi. Evet. Buralısın. Buralıyım. Yaş 70, iş bitmişlerden 70 değil. Yok 70 yok, yok da. Öyle görüntü de 45. Yok 35. Yapma abi ya. Şimdi genelde öyle giriyor. Yok yok 75 gencim. 35. 35 yok da 45. 45. Ne işle uğraşıyorsunuz abi? Market. Market olur. İşleri. Evet. Allah kolaylık Allah versin. Versin. Sağ olun. Hayırlı işleriniz bol, kazançlarınız olsun Allah inşallah. Değilsiniz. Abi merhabalar. Abi sen hep böyle şık mı gezersin? Yok. Abi de şey olmasın markalı da giyiniyor yani ha. Gönlün evlendi. Sonra aldı karıyı o. Ha, sonradan aldı şimdi ikinci balayı. Ha, ikinci balayı. İkinci, abi çok şık ya olacak niye güzel giyinmeyeceksin değil mi abi? Tabii tabii. Bir tanıyalım abi. Yunan'a gezmeye geldi Osman Süleyman. Osman İçen profilo bayisi. Osman İçen. Osman abimiz. Evet. Burada esnaf, dükkan, vatandaş. Evet. Nasıl durum vaziyet? Çok iyi elhamdülillah. Allah iyilik evet, sağlık sağ versin abi. Peki çok teşekkür ediyorum. Bak her şeyden bak şuraya da doldu. Abilerim kolay gelsin. Bankalarımızla. Yunak'a gezeceğim. Burayı dağıtacağım inşallah. Çorbaya gel abi. Gel abi. Abi tuttu çorba. Tam da benim çorbayı sevdiğimi biliyor. Sabahın erken saatlerinde çorba. Çorba dedik ikram edelim. Allah razı olsun. İşkembe, güzel mercimek çorbamız var burada. Mercimek de gider. Bir tatma bakalım metrobacım. Hayırlı işler, okul sezonu başladı. İyi mi işler? Kırtasiye yoğundur 2-3 gündür. Abi merhaba. Öyle selam verip el sallayıp gitme yok dur bir ya. Nasılsın abi? Allah'a şükür abi. Sizler İsim nasılsınız? İsim nedir? Adem Adanç. Adem abi ne işle uğraşın? Çiftçilik. Çiftçilik. Nasıl sene bu sene mahsul? Bu sene iyiydi mahsuller. İyi daha iyi olsun inşallah. Şu hakiki çiftçinin şu bak şuna sor sen. Abi belli. Sen hakiki bak, çiftçi gel, belli. Ya. Gitti ama. Çorba içeceğim abi gel bendensin. Evet çorbacımız burada Yunak'ta. Abi, hemen bir çeşitli. Abi Deniz gelin abi. Efendim çorbacımıza geldik sabahın yoğunluğu. Çorbalar içmiş. Ablam orada bak. Ablam çorbayı içmiş. Çayı da yudumluyor. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız abla? Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Gezmeye geldim Yunan'a. Allah inşallah. Hoş geldin. Nasıl çorba güzel. Ne çorbası içtin? Valla işkembe içtim. İşkembe. Evet. Kardeşim de mercimek içti. Aa iyi, iyi yapmış. Buyur sen de iç. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ne iş yaptı? Zaten her gün geliyoruz biz buraya. Ana. Sinan'a da oturuyoruz biz kışlada. Çorba içmeye her gün geliyor. Oo. Efendim sabahın yoğunluğu başlamış gel bakalım. Afiyet olsun abiler hoş geldiniz. Çorbalar geldi. Çorba fiyatlarını soralım. Ne içtiniz abi? Şöyle bir dönelim. Ne çorbası içtin? İşkembe. İşkembe. Kaç evet. liradır tahmini burada işkembe? 5. 5 lira. Evet. Aa güzel. Abi sen ne içtin? Ben de paça içtim. İyi miydi? Çok lezzetliydi. Yıllardır buraya geliyorum ben. Ne veriyorsun bana? İçmenizi isterim. Bir de siz tadına bakın. İçin bir. Paça öneriyorsun. Evet. Vallahi sabah dur bakalım. Bak limonlu. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ustam Konya'dan duyduk geldik. Bak çorba içmeye Yunan'a geldim Konya'dan. Şimdi ne öneriyorsun? Ne var abi çorbaların? Kelle paça, işkembe, mercimek çorbalarımız var. Evet. Halkımızın hizmetindeyiz. Bayağı bak yoğun maşallah sabah. Hareketli. Halkımız tercih ediyor. Teşekkür ederiz kendilerine. Eyvallah abim. Şimdi bunları hemen hazırlayalım. Misafirlere mi gidiyor bunlar? Misafirlere bir gidiyor. Bir hazırlayalım. Şimdi mesela ne hazırlayalım? Bizim çorbalarımızın suyu ayrıdır. Evet. Bu sudan 9 çeşit çorba olur.
Bu sudan 9 çeşit çorba. Evet, özel bir karışımlı sudur. Et suyundan yapılıyor. Evet. Taneleri ayrıdır. Biz iki çeşitini yapıyoruz. Kelle paça ve işkembe. Bunu alacağım abi hemen. Bu kelle paça. Kelle paçadır. Oy. Halkımız bayağı rağbet etmektedir. Evet. Hemen o zaman bir kelle paça yapalım. Tabii. Şimdi mesela kelle paçamızı dolduruyoruz. Bu hani tadı siniyor mu çorbaya? Hani bazen ayrı yapılınca iyi olmuyor, yavan gibi duruyor diyorlar. Çorbanın suyunun bu işkembe paçayla alakası yoktur. Bu özel bir karışımdır. Et suyundan yapılıyor. Evet. Kelle paçanın hemen servisini hazırlıyoruz efendim. Hazırlıyoruz. Sabah birazdan da tadına bak. Oo, abi kepçeler de büyük yani. Biraz yandan da anlattık. Kelle paça Yunak'ta afiyet olsun diyelim. Tut abicim bunu, bir masa aç. Hepsinin tadına bakacağız abim. Tamam mı? Evet, şimdi işkembe isteyene işkembe. Mercimek isteyene mercimek. Sabah her türlü gidiyor yani herkes. Tabii. Halkımız tercih ediyor. Şöyle biraz da yağından damlatıyoruz. Biraz da yağından. Bir de mercimek yapacağız. Tabii. Fiyatları 5 lira dedi abi, doğru mu? Mercimeklerimiz 4 liradır. Mercimek 4 lira. İşkembe paça 5 liradır. 5 lirada onlar var. Fiyatlarımız gayet makuldür. Burada yemekler de var. Şimdi sabah çorba zamanı. Öğle tabii. Izgara çeşitlerimiz vardır. Pide çeşitlerimiz vardır. Abi eyvallah. Hayırlı işlerin olsun. Senin tadına bakacağım. Şimdi abimizle bu arada tanıştık. Merhabalar abi. Merhabalar. Çorba içtin mi, içeceksin mi? Ben içtim. İçtim. Ben sabah erken geldim biraz. Çorbamı içtim. Misafiri de baktım. Biraderimi de getirdim. Biz de misafiriz ha. Buyurun. Afiyet olsun. Efendim şimdi canım abim gel. Şimdi bunlar birbirine benzer. Hep böyle karıştırırım ben. Bu sence? Kelle paça. Evet. Evet. Kelle paça tahminimde. Efendim şöyle bir tadına bakalım sabah. Çorbayı tercih ederim ben. İyi olur yani, sabahları çorba. Evet. Afiyet olsun. Kıvamı tutturmuş, güzel. Bravo. Gerçekten çorba için Yunan'a geldiğime değdi diyebilirim yani. Abi senin bir kaşık aldı biri. Ben üçünü nasıl içeceğim ya? Ben içemem. Öyle mi? Ben içemem. Tam doydun yani. Abi afiyet olsun. Bak baharatlarıyla şeyleriyle kıvamını da yapmış. Mercimek de çok başarılı. Harika. Abi sarımsaklı şimdi çekim yapacağım, onu bekleteceğim artık. Ama şu da işkembemiz. Sevgili seyirciler, çeşitler burada. Yunan'a geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın. Efendim kahvaltıdan sonra hemen tempoya başlıyoruz ve gezelim dedik. Abi merhaba. Merhabalar abi. Tanıyalım sizi. Ben Musa Ulu. Burada oturuyorum, esnafım. Pazarcıyım artı. Kavun karpuz satıyorum. Bayağı geziyorum pazarları mazarı. Tabii geziyorum. Şimdi Yunan burası neresi? Yani şimdi biz geldik merkeze. Abi burası Yunan çarşısı. Belediyenin önü. Belediye önü. Görelim yani, mi Serkan evet. Hemen? Efendim şimdi belediyemiz burada. Güzel bir camimiz yapılmış. Evet, camimiz çok güzel. Katkılarından dolayı bayırlar yaptırdı bu minareleri. Evet. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kabul etsin yani. Yardım edenler. Evet, gördüğünüz gibi çiçek. Şimdi yukarı doğru da gideceğiz. Sen nerelisin aslen Yunan? Kuzeren kasabasından. Kuzeren evet. Kasabasından. Neler yapılıyor? Neler söylemişlersin? Bir kanalizasyon duydum orada. Evet, yani bizim köye en büyük hizmet geliyor şu anda, kanalizasyon hizmeti. Evet. Yani bu çağda istenen bir hizmet. O da şimdi geliyor. Hayırlı ama olsun. Çok memnunuz yani. Bir an önce daha hizmetler daha çoğalsa memnun olacağız. Ne güzel. Allah kolaylık versin ünlülerimize. Evet. Selamun aleyküm. Abilerimiz burada. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba. Süleyman abi. Ne iş uğraşın abi? Kahvede çalışıyorum. Kahvede. Evet, yani. Şimdi işe mi gidiyorsun? Şimdi işe gideceğim. Kaça kadar duracaksın? 12'ye kadar duracağım. Akşam. Nasılsınız? Gece 12. Gece 12. Oo, iyi mesai maşallah. İyi mesai. Siz nasılsınız? Güzel de Yunan'a gezelim dedi. Gelin abi, gelin. Çok sen güzel. Sen merkez Yunanlı mısın? Merkez Yunanlı. İyi. Selam yolla bakalım bizi izleyenlere. Valla bütün dinleyenlere, seyredenlere selam olsun. İyi oldu geldiniz. Geliyor söyleyeyim, çalışmaları görelim dedim. Evet, kanalizasyon, su evet. Çalışmaları. Çalışıyorum ama başkanımız çalışıyor. Allah razı olsun. Sizin... Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Hadi bakalım. Şimdi efendim camimizde gördük. İleride güzel bir saat kulesi var. O ne Süleyman nerede? Nerede? Önce bir dakika, hemen öyle söylemek yok. Sloganı alayım, ondan sonra cevap veririm. Abi merhaba. Gitme. Yunak'ta gezmeye devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bir tanıyalım sizi. Bekir Ağaoğlu. Bekir abi ne işle uğraşırız? Biz kömür işiyle uğraşırız. Kömür işleri. Yani, evet. Sırt, kış sert mi geçer? Evet, sert geçer abi. Kaç tonla çıkar bir ev? Bir ev, zoba 4 ton.
3 ton. 4 ton. Bir tek soba. Tek soba. Ne yapıyorsun abi ya? Neredeyiz ya? Abi ya? Da soğuk buralar ya. Bir ton, 1,5 tonla çıkanlar var Konya'da. Burası soğuk abi. Yunan. Vay abi soğuk burası yani burası. Yine, havası serttir. 4 tonla çıkıyor yani, bir peş. Vay yani. Yunan. Havası evet. Sert sevgili seyircilerimiz. Evet. Abi bayağı bir çalışmalar var. Neler diyeceksin? Var abi. Valla alt yapı bitti. Kanalizasyon. Su. Büyükşehir'de memnunuz. Ondan sonra Koski çalışmalar bitirdi. Burası Yunan'ın en merkez, en tek merkez, büyük evet, caddesi zaten. En büyük caddesi, evet. Kipresli caddelerinden bir örnek. Sıcak asfalt atıldı bir bölümü. Bir bölümü de işte bayramdan sonra dediler. İşte bir kaç gün içinde atılacak burası da. İyi çalışmalar abi, iyi yani. İyi. Abi de yakışıklı duruyor. Merhabalar abi. Merhaba. Sen nerelisin? Ben buralıyım. Yunanlısın. Evet. İsim nedir? Beytullah Sayın. Betül abi ne işle uğraşırsın? Ben tarım aletleriyle uğraşıyorum. Satışın damlama, sulama, satışı. Satış evet. Yapıyorsun. Evet. İşler? İşler iyi Allah'a şükür. Su kaç metreden çıkıyor? Burada su iyi. Su iyi. Kaç metreden çıkıyor? Değişiyor ya. 80 metreden oluyor, 120 metreden oluyor, 200 metreden oluyor. Değişiyor. Çıktığı kadar çıkıyor su yani. Evet. Satışlar iyi ama sıkıntı yok. Şu evet, an evet, iyi. Ekimler başladı zaten herhalde. Evet. Allah kolay versin. Şeker pancarları sökülüyor. Evet. Evet. Mısırlar biçilecek. İşçiler. Fasulyeler, domatesler. Tam iş zamanı ha. Evet. Abi nasıl çalışmalarla ilgili neler söylemek istersin? Çalışma çok güzel. Memnunuz. Eyvallah. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah. Bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler. Şimdi ana caddede devam edeceğim. Yukarı doğru bakın. Şöyle biraz daha üst tarafa çıktım. Binaların azaldığı bölge. Kolay gelsin. Abi nasılsın? Aman trafiği kapattık abi ya. Merhaba Süleyman abi. Süleyman nerede? Konya'da, Yunak'ta. Yunak'ta. Sen Yunaklı mısın? İsim ne? Ben Yunaklıyım, Konya'da oturuyorum. İsim ne? Ramazan Karagöz. Ne işle uğraşıyorsun Ramazan abi? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçi. Bir de ÖGM'de çalışıyorum. Oo, tam sen iyi. Maygiros'ta. Maşallah, Allah kolaylık versin. 1 milyar aldım sende. 1 milyar. Ben herkese para dağıttım. Dağıldım. Sevgili seyirciler, bir kendime kalmadı diyormuşum. Vatandaşa çalıştım. Şanslıymışsın abi. Şanslılara para verdik. Kolay gelsin. Yunan geziyorum. Ne zaman yayınlar? Takip edin fragmanlardan. Efendim fragman önemli. Vatandaşı duyuyoruz. Kolay gelsin abilerim. Evet. Abim de oradan geliyor. Selamun aleyküm. Çok güzel park bahçelerimiz var. Hasan abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Abi? İyisiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Bir böyle güzel çiçeklerin böceklerin arasında sizi bulduk. Bir tanıtalım ama seyircileri. Ben Kurduşağ muhtarı Yunak, Kurduşağ mahallesi. Aynı zamanda Yunak Muhtarlar Derneği başkanıyım. Oh maşallah. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi bugüne kadar Yunak hep geriye itilmiş. Övey evlat muamelesi görüyordu. Ama Büyükşehir'le birlikte biz bir şeylerin olduğunu gördük. Ve umutlarımız da yeşermeye başladı. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Koski personeli olmamasına rağmen, az personeli olmasına rağmen özveriyle çalışıp işleri bitirmeye çalışıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Artı ilçemizde yıllardır yapılmayan o yolların yapıldığını görüyoruz. Çok memnun oluyoruz. İnşallah daha da bizim beklentilerimiz daha fazla. Çünkü başka ilçelere bir yapılırken Yunak iki yapılması gerekir. Nedeni ise Yunak çok geri bırakıldı. Sahipsiz evet. Kalmıştı bugüne kadar. Onun için Büyükşehir'den özellikle başkanımızdan Tahir Bey'den biz Yunak'a ayrı bir görmesini istiyoruz. Eyvallah. Ve yaptıklarından da son derece memnunuz. Yıllardır çözülmeyen sorunlar var. Tabii hani, tabii. Bir yani, yılda, bir buçuk yılda tabii, tabii. Bir an çözülmesi beklenemez. Yıllardır tabii. Beklenemez yani biz onu da biliyoruz. Yani her şey her an hemen bitecek diye bir kaide yok. Ama daha 3,5 yıl var önümüzde. İnşallah eksik kalanlar da tamamlanır diye düşünüyoruz. Eyvallah. Hemen zaten. Devam edelim. Merhabalar. Muhtarım merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok böyle şık, böyle bakımlı bir şekilde. Evet. Sizi bir tanıtalım seyircilere. Evet. Ben Sülüklü Mahalle Muhtarı Latif Armankaya. Evet. Tesadüfen ben buraya geldim. Sizi de burada gördüm. Sizin bu şeyinize katıldım. Programınıza katıldım. Hizmet konusunda olarak söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyüe'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sadece Sülüklü Muhtarı olarak değil, o bölgenin insanların adına olarak. Evet.
Hizmet konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Koskimiz olsun, Büyükşehir Belediye'mizin verdiği oradaki itfaiye arabamız, çöp arabalarımız ve gereken bütün araçları için çok teşekkür ediyorum. Çok farklı hizmetleri görüyoruz. Hasan abin söylediği gibi hizmet yeşermemiz daha yeniden başladı. İnşallah daha bu 3-5 senenin içinde daha çok farklı hizmetlere gelecek. Ne var Sürüklü'de mesela? Neler değişti? Şu an için bizim oraya Koski'nin 24 saat yani hizmet araç gereciyle, ekibiyle. O var. Belediye arabalarımızın çöp temizlemesi, sağlık ocağımızın ve sağlık ocağımızın lojmanları, tadilat, tamiratları yapılıp da güzel bir hizmete geçmesi. Çok farklı hizmetlerimiz görüyoruz. Kanalizasyon durumu ne? Kanalizasyon durumu Allah izin verirse bu sene herhalde başlayacağız. Yo, önümüzdeki yıl öncelikle kasabalarda başlanıyor zaten. Şu anda 3 tane belde yani geçmişte belde olan şimdi mahalle olan. Oralarda 3 yerde devam ediyor. Ondan sonra da Sülüklü Saray devam edecek. Tabii yoğun bir program var yani. Tabii. Bizim şu anki yapılan hizmet sadece Yunan köylerine bağlı olarak bir hizmet değil. Cihanbeyli bizim komşu köylerimize o hizmet oraya gidiyor. Saray'ın komşu köylerimize hizmet oraya gidiyor. Evet, Kadıhan komşu köylerimizin hizmetleri oraya gidiyor. Biz bu hizmet konusunda çok memnunuz ve Tahir Akyürek başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunarız. İnşallah bu 3-5 senenin içinde daha çok farklı yere geleceğiz. Çünkü bizim orası ilçelik konumunun gözüyle bakarak oraya sonsuz hizmetleri getiriyorlar. Biz görmeyeli çok değişmiş, selamı sabahı unutmuşsun Süleyman. Gençler merhabalar. Merhaba. Tanıdık yüzlerle karşılaşıyoruz. Geçen sene sevgili seyircilerimiz münazara yarışmalarında ilçelerimiz damga vurdu. Merkezde evet. Yapılan bütün yarışmalarda ilçelerimiz damga vurdu. Birincili, ikinciliği almışlardı. O ekipten bir arkadaşım var. Evet. Tanıyoruz hemen. Rıdvan Gündağ. Yunak İmam Hatip Lisesi'nden okuyorum. Böyle. Nasıl gidiyor? Başladı sezon artık eğitim öğretim. Eğitim öğretim başladı. Bu sene son sınıf olduğu için YGS'ye daha çok ağırlık veriyoruz. Hocalarımız da öyle ve bize başaracağımız konusunda inanıyorlar diye düşünüyorum. Siz de başaracaksınız inşallah. İnşallah başaracağız. Çünkü okulun hemen yanında çok büyük bir park yapılmış. Evet. Bayağı. Öğrenci arkadaşlarımız için gayet güzel bir olanak olmuş. Kamelyalar güzel olmuş. Evet. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Sosyalleşme açısından gayet iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Yunan halkı için de gayet güzel olacağını düşünüyorum. Evet, okulumuz herhalde şu karşıda gördüğümüz. Evet, okulumuz da karşı. Güzel. Evet. Minikler için çocuk parkı. Bak, merhaba canım, nasılsın? Canım benim, o salıncakta keyif yapıyor zaten. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Ya böyle çok şıksınız maşallah ya. Filinta gibi. Teşekkür ederim. Bir tanıyalım mı ben seni? Adım Burak Sercan. Soyadım Orhan. Aslen Akşehirliyim ama ben de İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Evet. Parkınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Bunlara zarar vermemek lazım. Uyaralım da zarar verenleri. Aynen. O tip hatalar yapılıyor. Aynen o şekilde. Yunak için de güzel bir şey oldu yani insanların sosyalleşmesi açısından. Bizim de yurdumuza yakın zaten, ben yurt öğrencisiyim. Hafta sonları falan bizim için yani arkadaşlarımıza vakit geçirmek için iyi bir şey oldu yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir tanıyalım. Tanıyalım Bekçi Rıfat. Rıfat abi dişlermişler gitmiş ama neşe gitmemiş. Abi neşe yok, neşe var. Neşe gitmiyor yani. Yok neşe gitmiyor. İki evliyim ben. Ana. İki evliyim ben. 11 tane çocuk var. Oh maşallah. Ya. Çok. Baş dur, kellik nasıl bak. Oha iyisin. Vallahi iyisin ha. Kellik yok. Parkınız hayırlı olsun. Oturun. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Harika. Boyuna gelip sallamıyoruz kendimizi. Oh. İyi oluyor. Çok iyi oluyor. Yaz yollar daha taş olmamış, iyi olur. İnşallah iyi olur. Olacak daha devam edelim. Tabii daha olacak. Tabii. Yunak nasıl? Yunak diyeyim. Yunak da güzel. Merkez Yunak. Oh maşallah. Allah kolaylık versin sana. Yani senin daha yaşayacağın çok şey var. Dur bakalım. Nasılsınız abi? Sağ ol, Allah olsun. Sizi tanıyalım. 1960'tan da Yunak'a geldim. Evet. Köylüm. Memuruyuz abi halkımızdan, şehrimizden memuruyuz. Ev buraya yakın mı? Tabii şurası. Şimdi buraya büyük bir park yapılmış. Önceden neydi burası? Nasıldı önceden? Abi burası dereydi abi ya. Allah burası Allah. Burası o sırada bir hal yoktu abi. Allah bin defa razı olsun bak. Ne kadar tertemiz oldu abi. Dereydi, güzel çocuk parkı, kamelyalar. Çok güzel, çok güzel. Her şey burada vardı abi. Çok maşallah baksana güzel. Çok güzel oldu. Memuruyuz abi.
Allah iyilik sağlık versin. Siz de sahip çıkın inşallah. Evet, evet. Abi nasılsın? Merhaba. Şimdi o bekçi sen. Evet ben bekçiyim. Ben... Onun bekçi sen mi bekçisin? Ben bekçi buranın bekçisi ben. O abim. O mala bekçisiydim. Ama ne forsunuz vardı eski. Gel gel. Gel. Sizin eskiden ne forsunuz vardı ama ya. Bekçi geliyor diye. Ben parkın bekçisiyim. Ben parkım. Ama senin forsu. Sen şimdi ne diyorsun? Hedef ne hedef senin? Aynı düdüğü hedef. Aynı hedef, aynı hedef. Aynı hedef. Dürgün, dürgün hedef. Dedi ki üçüncüyü de alacağım diyor vallahi. Ha üçüncüyü de işte aşağı yukarı. Vallahi abi sen... Abi sakın inanma. Doğru değil değil mi? Ben inanmıyorum abi. Ben inanmıyorum. Tanıyorum da mı inanmıyorsun? Ben konuşayım abi ya. Ha yok yani. Yalan söylüyor. Direkt yalan. Yok öyle bir şey yok yani. Şimdi burası... Eski hali demek dereydi. Burası, onlar devam etsin. Burası dereydi. Evet. Bizim Allah razı olsun belediye başkanımız Abdullah Demirhan burasını güldürdü. Konya Belediye Başkanı burayı yerde yardım etti Allah razı olsun. Bak şimdi çok güzel. Akşamları millet gelip burada oturuyor. Ben buranın bekçisiyim. Oh. Ben burası çok güzel. Bak Konya'da gelip burayı yap ya. Dün yerlere şu teri çektiler. Burayı gezelim mi? Serkan bak. Şimdi beraber ortaklaşa çalışma. Evet. Hem Yunak hem büyükşehir. Evet. Parkımız, bahçemiz yapıldı. Evet. Telimiz de yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Bak burada taş döşenecek. Taş döşenecek. Kimlenecek. Yeşil alanda olduğunu yeşil sen alan. Bakacaksın değil mi ona? Ben buraya bakıyorum. Oo yeşil alanların bak buraya verdi. Oh. Hayırlı olsun. Ne güzel. Zabanı süpürüyorum bak. Masaları yıkıyorum. Heh. Zabanı süpürüyorum. Çocuklara bakıyorum. Akşam aileler geliyor oturuyor. Oh. Ne güzel. Allah razı olsun. Yapana da, yaptırana da, yardımcı olanlara da, size de. Efendim kameraları gezmeye başlayalım. Hemen imatibimizin yanında olduğu için teneffüste gençler burada. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Çok iyi, enerjik, formda, heyecanlı bir arkadaş grubu. Ben şöyle arkadaşlara doğru da ilerleyeyim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Bir tanıyalım sizleri de. Adım Şeyma, soyadım Yelken. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Evet. Nasıl başladı? Çok güzel başladı. Arkadaşları özlemiş misin? Evet. En çok arkadaşlar özleniyor evet. Değil mi? Böyle evet. Neredeler 3-4 ay, 3,5 ay evet. Tatilden sonra. Hemen kendimizi buraya attık. Buranın yapıldığını gördük. Çok sevindik. Hayırlı olsun. Teşekkür güzel ederiz. Güzel bir kullanırsınız inşallah. Dikkat edelim çevreyi koruyalım tabii değil mi? Tabii ki de o çok önemli. Evet. Arkadaşlar iyi dersler diliyoruz. Başarılar diliyoruz inşallah. Efendim bizler gezmeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Abi nereden nereye böyle? İşten çıktık eve gidiyoruz yemekine. Pancar Bölge Şefliği. Pancar Bölge Şefliği'nde evet. Çalışıyorsunuz. Bu sene şimdi tam çekim yaptığınız gibi değil. Başladı artık hasatlar. Başladı. Nasıl durum? Durumlar düşük. Şeker düşük, oranları düşük, oranı. Düşük olduğu için çiftçilerde bayağı bir sıkıntı var. İnşallah iyi olur ama. Her bölgede değildir. Her bölgeden verileri geldi mi? Var her bölgede var. Hemen kaç gün oldu başlayalı? Türkiye'nin söküm. Her tarafında var söküm kaç gün oldu başlayalı? İşte 28'inde falan başladı. Daha iyi olur inşallah. İnşallah. Evet. Havalar hep soğuk olacak. Soğuk mu olacak? Tabii soğuk olması gerekiyor. Gecelerin soğuk olması gerek. Ya, bakalım neler olacak daha 5-10 gün daha böyle gider gibi. Neler diyeceksiniz? Bak şu an asfalt yağ gibi olmuş. Yolları bir gördüm şöyle. Vallahi hepsi tamamlansa çok iyi olacak da. İnşallah. İnşallah. İnşallah iyi olur. Yol çok güzel oldu ha. Evet. Yol iyi de sağa sola bir düzeltir çok iyi olacak. İnşallah o da olacak. İnşallah böyle inşallah ya. Perde. Ya tabii ya hepsi birden olmaz. Abi. Ben de pancarda çalışıyorum. Beraber. Tam yemek zamanı. Tam yemek zamanı. Yemeğe gidiyoruz. Eyvallah Allah. Eyvallah. Gel sana yemek söylüyorum. Biz de aynı. Allah razı olsun. Hep aynıyız. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi. Şey, abiler görüşürüz. Şey hadi sağ ol hadi görüşürüz. Vay be Yunaklılar ne kucakladı bizi be. Abim çayı içerek geliyor yanımıza. Programı kaçırmıyorum. Allah razı olsun. İzle. Bizim de hani reyting diyorlar ya. Reyting ya boş ver sen izle. Heh, sen izle ve izlet. Hadi bir el sallasın Yunaklı abilerin. Şey söyleyebilir mi? Sultan mı sandın seninki sade isim benzerliği Süleyman. Süleyman. Bu dünya kimseye kalmamış hele bir düşün niye sana kalsın Süleyman. Süleyman. Vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Efendim Koçyazı'ya geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bir hoş tanıyalım geldin. Sizi. Ben belediyeden emekli sucuyum. Su işlerine bakıyorum şeyin kanalizasyoncuların. Eyvallah. Evet. Su işlerine bakıyorsun. Şu an ne yapıyorsun abi şimdi? Bak derken bir bakmak var evet. Bir de öbür türlü bak. Tabii. Var. Şimdi su hatı patladı. Su hatını tamir ettim ben. Evet. Şu an, mavi olan. Evet mavi. Evet. Onu tamir ettim. Evet tamir ettim. Şu anda işi bitirdim. Kapatıyorlar.
Onlar da kapatıyorlar bakın, evet. Sistemde böyle. Evet. Ben hemen şöyle röportajlarıma devam edeceğim. Çok yoğun bir çalışma var orada. Abi ben seni olayın olduğu yere alayım. Sen buralı mısın? Ben buralıyım. Bak abi hemen anlıyor. Git abi. Gelin abi şöyle görevli abilerimiz şöyle. Heh. Sen orada durabilirsin Serkan. Senin için sıkıntı yok. Evet. Sen bir kendini tanıt bize. Ben Koçyazı Murat Şenol. Murat abi. AK Parti Mahalle Başkanıyım. Evet. Şu anda çalışmada çok çok memnunuz. Büyükşehirimizden, belediye başkanımızdan memnunuz. KOSGÜ müdürümüzden memnunuz. Arıza yapan sularımıza aniden yetişiyor, aniden geliyorlar. Şu anda sevinçliyiz daha doğrusu. Kanizonumuz başladı. 40 senedir Koçyazı'nın belediyesi hiç böyle bir kanizon yoktu. İlk defa geliyor. 40 yıldır kanalizasyon olmayan bir yerde. Olmayan bir yerde şu anda başladı. Çok çok memnunuz halk olarak, Koçyazılı olarak. Şunu diyeyim abi, su arızası vardı hemen geldi de abi. Eskiden nasıldı mesela su arızası olduğunda? Eskiden 3-4 gün yemin ederim abdest alacak şey bulamıyorduk. Ama şimdi Allah razı olsun geliyor hemen yapıp gidiyor. 24 saat hizmetimizde yani KOSGÜ'miz. Allah Allah. Gerçekten hizmetimizde. Sen bekle babam bekle, gelecek bir gelecek, yapacaklar. Gelecek yapacaklar da millet abdest alacak da. Ama şimdi öyle değil, aniden geliyor hemen. Allah. 24 saat hizmetimizde. Şimdi nerelerin bütün Koçyazı'nın kanalizasyonu yapılıyor mu şu an? Komple yapılıyor. Şimdi başladı. Ana damarlar herhalde bildiğim kadarıyla bunlar. Evet. Ondan sonra köy yukarılarında komple bağlantılar olacak. Vallahi abi de iyi yoğun çalışıyor. Evet ben devam edeceğim. Abiler muhtarımı alayım bir. Vallahi şimdi tam da merkezde duruyorsun Serkan. Aman dikkat et koçum. Abi merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Koçyazı Mahalle Muhtarıyım. Böyle hizmetleri yerinde hemen. Mahmut İçen. Koçyazı Mahalle Muhtarıyım. Bu hizmetleri yerinde gösterdiğiniz için öncelikle ekibinize teşekkür ediyorum. Bu kanalizasyon çalışmaları büyükşehirin birimler içerisinde en güzel çalışan birim olarak KOSGÜ biz şu anda Allah razı olsun. Anında arızalar müdahale olarak kanalizasyon çalışması olarak yerinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde %25'i bitmiş durumda şu anda kanalizasyon çalışmaları. KOSGÜ olarak da Yunak'ta en güzel faaliyet gösteren birim olarak Büyükşehir'in KOSGÜ birimi. Allah razı olsun, patlaklarımıza, arızalarımıza bize her zaman için yardımcı oluyorlar. Onun için Büyükşehir'den ve KOSGÜ'den çok çok hepsine teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Eyvallah. Bayağı bir ara yola girmiş iş makinesi. Yani evet, ana yolda değil, bayağı bir ara yol yani. Köyün %25 kısmını şu anda bitirmiş durumdalar arkadaşlar. Allah razı olsun. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar hiçbir sıkıntı vermeden, hiçbir aksaklık yaşanmadan çok hızlı bir şekilde devam ediyor hizmetlerimiz. Memnunuz. Kaç kilometre Konya burası? Ondan sonra çevrede hangi Konya ilçeler, iller var? 200 kilometre. En yakın, evet. En 200 kilometre Konya. Ankara'ya ne kadar? Ankara'da 200. Biz evet. Konya'nın en sınır mahallesiyiz şu anda. Bundan sonra doğunuzda ne var, batınızda ne var? Afyon var. Afyon? Evet. Kuzeyimizde Eskişehir var. Allah Allah. Şu anda Büyükşehir, Konya'nın en uç kısmındaki mahallesine hizmeti götürmüş durumda. Allah razı olsun hepsinden. En üst noktadayız sevgili seyirciler. Maşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun hepinizden. Büyükşehir'den ve KOSGÜ'den, sizin ekibinizden teşekkür ediyorum. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Bence Cebrail Mahalle Muhtarı Yaşar Akın. Hoş geldiniz öncelikle. Buraya yakın bir yer tahmin yakın, ediyorum. Komşu bir köy. Neler demek istersiniz Yaşar abi? Vallahi bu zamana kadar yapılmayan hizmetler bu dönemde yapılmaya başladı. Büyükşehir Belediye'ye geçtiğimiz dönemden sonra. Evet. Bayağı bir hizmetler aldık. Taş döşemesi için taşlarımız geldi sokaklarımıza. Hayvanlarımız sorunu vardı, onu giderdik. Sağ olsun KOSGÜ'nün de desteklerine. Evet. Köyümüze derneğimiz var İzmir'de. Evet. Köyümüze ait. Onların yardımına biraz da biz köyden yardım ederek köyde bir misafirhane yaptık. Tüm misafirlerimizi de bekliyoruz. Ne güzel. Gayet güzel bir olay oldu. Kalan oluyor mu? Yeni yaptık. Daha 3 günlük meselemiz. Yürü, yapıyoruz. Evet. Böyle hani iş için gelenler Cebrail mahallemize konaklama sıkıntısı yok. Yok. Misafirhanemiz hazır. Her şeyi var içinde. Oh ne güzel. Her şeyi iyi tekmil. Olmuş. İzmir'den bir araba eşyayı getirdiler sağ olsunlar. Oh. Oradan aralarında topladılar. Döşedik. Her şeyi hazır. Bundan sonra yapılacak şeyler bayağı güzel şeyler olacak. Nasip olursa çok yakında 15 gün gibi kısa bir süre içinde Konya'dan mesire alanı yapalım dedik. Evet. Onun sözünü aldık. Malzemeler gelecek. Güzel bir evet. Yapacak. Büyük bir mesire alanı park bahçe olarak yapacağız inşallah. O da başlayacak. KOSGÜ'nün olayına gelirsek su olayımız bizim daha önceleri kendi imkanlarımızla yaptığımızdan elektrik parası çok yüksek geliyordu. Hı hı. 2000 lira 3000 lira gibi tonajda su ödüyorduk ama şu anda 500 9 pardon 49 kuruş. 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 Evet. Ödüyoruz. O çok iyi.
ufak bir arızamız olduğunda bir alo kadar yakınız. Hemen işimizi görüyor. Hatta şu anda bizim köyümüzde çalışma var. Evet. Ben de buraya bir mahaneyle muhtar arkadaşımızı ziyarete geldim. Sizi de burada gördüm. Çok memnun oldum. Şunu merak ediyorum Eşir abi. Niçin Cebrail? Nasıl bir mahalle adı, belde adı Cebrail? Vallahi nasıl olmuş bu? Eskilerin söylediklerine göre Cebir Ali diye birisi varmış. Hmm. Bazılarının mallarını elinden gasp ederek alındığından Cebir Ali derken Cebrail'e dönmüş oldu. Gitmiş. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız bir defa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akkürek buraya geldiğinde geçen sene itfaiye araçları dağıtımında ben söz aldım, konuştum. Dedi hayvanlara bir su aldıydık, ona da bir barınak yapalım dediydi. Ben onu da bekliyorum. Yapacağından eminim. Çok teşekkür ediyorum. Piribeyli'ye geldik sevgili seyircilerimiz. Güzel bir mahalle. Çok fazla yurt dışında bulunan kişiler var. Onlar da heyecanla izlediklerini tahmin ediyorum. Hemen muhtarımı aldım. Özellikle Büyükşehir Yasası'nı konuşacağız kendisiyle. Önceki belediye başkanımız aynı zamanda. Evet. Bir tanıştıralım isterseniz. İsmim Mevlüt Çalınaltı. Evet. 1971 doğumluyum. Evet. 2004-2009'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi tekrar geri mahallemizin muhtarı oldum. Eyvallah, ne güzel yani. Evet. Hizmet aşkıyla hizmetimiz devam ediyor. Hizmetimize... Yani mevki çok evet. Önemli değil, evet, yeter ki evet. Halka hizmet olsun. Önemli olan güzel hizmet. Bir düşünce bence. Evet. Hani yok ben başkanlıktan muhtarlık diye bir şey olmamış, sevindim bundan. Ben onu düşünmedim. Güzel olmuş. Ben onu düşünmedim. Şimdi yoğun bir çalışma ortamı var. Evet. Neler demek istersiniz? Çok güzel bir yer, çiçekler, böcekler. Farkı hissediliyor diyeyim öncelikle. Yani şöyle diyeyim. Piribeyli'miz mahalle olduktan sonra kanalizasyon, su çalışmaları, park bahçe çalışmaları biraz daha hızlandı. Beldemizin kendi bu kanalizasyonu yapmaya gücü ve imkanı yoktu. Büyükşehir'e geçince Büyükşehir'in Koski'ye yani ilk önce kanalizasyonuna başladı. Aşağıda bir park ve bahçemiz var, orayı yapıyor. Yani şu an çalışmalardan memnunuz. İnşallah daha sonrası gelir. Yani vatandaşımız için ne yapılırsa güzel bir şeyler olur. Peki en çok hangi ülkelerde var Piribeyliler veya hangi illerde İzmir duyuyorum derneğiniz yok, var? Bizde Eskişehir'de, Türkiye içinde en çok Eskişehir'de var. Eskişehir. Yurt dışında Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da bayağı 8 bin kişi falan Belçika'da var. Oo. Yani büyük bir rakam yurt dışında. Efendim devam edelim, hemen bir tanıyalım isterseniz sizi. Ben aslen Konya Doğanhisar Karakasabası'ndanım. 25 yıldır Piribeyli ikametgah ediyorum. Sizi buraya ne getirdi abi? 25 yıl. Ekmek davası. Piribeyli'de evet. 25 yıldır ne evet. İş olarak uğraşıyoruz? Erkek kuaförüyüm. Kuaförsün. Evet. Eyvallah. Evet. Neler demek istersiniz abi? Ne diyeyim abi? Görüyorsunuz işte. Büyükşehirimiz çalışıyor, Allah razı olsun. Bakım güzel, hayatımızdan memnunuz. Hizmetten memnunuz. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Amin. Amin cümlemize. Amin. Amin. Amin kardeşim. Size tanıdıklara selam yollayayım. Yurt içi, yurt dışı herkese Piribeyli. Yurt dışında kimsem yok ama çok çevremiz arkadaşlarımız var. Tüm tanıyanlara selamlar. Çok izledi hepsi. Evet. Abim orada çıktı. Karada annem babam var. Konya'da orası kardeşlerim yaktı. Var. Evet. Hepsine selamlar. Hepsine selam gönderiyorsunuz. Hepsine selamlar evet. Evet, Avcı Pınarı'na geldik. Şimdi avcıların durup... Abi iç ya, bak nasıl yanmış abim. Abi reklam filmi gibi oldu. Avcı Pınarı, Yunak'ta doğal kaynak suyu, dağlardan gelen su. Doğru mu dedim? Doğru abi, doğru. Nereden geliyor buranın suyu? Bu yağmur olduğu zaman oluyor, yağmur olmadığı zaman kesiliyor bu ya, kesiliyor. Bu sene iyi mi yağmur? Bu sene güzel. İyi, daha sen... iyi olsun. Bayağı da soğuk, baktım. Bu sene kesilmedim. Avcılık da var mı sizde? Yok, avcılık yok abi. Avcılık yok. Kim var aramızda avcı? Abi bak Avcı Pınarı'nda avcıya uğrayacağız. Abi bir bakalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de tam entel olduk ha. Abi orada Pınar var. Sen bize şeyde verin. Oradan yo oradan elimden içeceğim. Ha? Ha? İçin gençler. Abi avcıların uğradığı yer mi burası? Evet abi. Ama su çok güzel ya. Suyu çok soğuk. Biz de ava gittiğimiz zaman geçerken buradan su alıyoruz. Dönüşte de çok susadığımız için buraya uğrayıp yerlerimiz var zaten. Hem pikniğimizi yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Buradan da buz gibi suyumuzu içip evimize gidiyoruz. Evinize gidiyorsunuz. Evet. Böyle uğrak bir mekan, yol üzerinde zaten evet. Bakın. Kardeş sen ne iş yapan? Koşturmaca devam mı? Koşturmaya devam abi. Allah iyilik versin. Serinleyin, serinleyin. Bakın piknik yerleri, ağaçlık bir bölge. Bu bölgede su olduğu zaman ağaç olacak tabii haliyle. Şimdi eskiden
Evliya Çelebi seyahatnamesinde sincapların buradan Polatlı'ya kadar hiç yere değmeden gittiğini anlatır. Çoğu ziyar içinde böyledir ama zamanla yangınlar, kesmeler sonucu çoğu yer kurak. Ama Allah'ın işidir ki sevgili seyircilerimiz. Elle de tabii dikim var ama tutan tutuyor, tutmayan Allah tutturacak işte. Kuş geliyor, o tohumları yiyip ondan sonra kendiliğinden kuş, değil mi? Dışkısıyla taşta bile ağaç çıkıyor. Olacak iş ya. Şu suyu içip yoruma devam edeceğim. Mola zamanı az kısa arkadaşlar. Avcı Pınarı'nda bu kadar mola yeter. Konya Yunak'ta Atuk su arıtma tesislerine geldik. Son derece önemli bir konu. Bakın şu anda arıtmanın olduğu yerdeyiz. Hiçbir koku yok. İşleyiş de son derece ilginç. Çoğunuz biliyordur zaten. Ben hemen arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Bir tanıyalım seni. Ben Musa Gündeş. Evet Musa'cığım. Evet. Burası neresi? Konya Yunak Atuk su arıtma tesisi. Ne yapılıyor burada? Biraz bilgi alabilir miyiz? Yunan atık suları arıtılıyor. Arıtılıyor. Daha sonra tarımsal sulamaya kazandırılıyor. O kadar temiz oluyor yani. Evet. Evet. Peki işleyiş sevgili Serkan, hemen burada hava veriliyor ve bakteriler suyu arıtıyor herhalde. Evet. Hava mı veriyor hem bakteriyle birlikte? Bakteriyle birlikte sıcak su hava veriliyor. Bu şekilde de arıtılıyor. Evet. Evet. Sevgili seyircilerimiz, işte gördüğünüz gibi son derece önemli bir konu. Bu konuya çok hassas davranılıyor. Çünkü çevre son derece önemli. İşte atık su arıtma tesis. Süleyman, burada bulcu eline üşenme. Atık su arıtma tesisleri niçin önemli? Hemen görelim. Bakın o kadar bakterili su aşamalardan sonra ne noktaya geliyor? Son aşamaları şimdi sizlere Serkan arkadaşım gösteriyor. Gerçekten bu tesisimizde su o kadar temiz hale geliyor ki atık sular. Buradaki beyaz noktada size göstereceğim bunu. Bakın bu tesisimiz öyle özetli bir tesis ki su bu kadar temiz bir hale geliyor. Atık su arıtma tesisimizde ve doğaya sallanıyor. Ne kadar önemli olduğu burada belli oluyor. Neden? Because Süleyman is back in town. Hoppa turist. Hoppa. Efendim ikinci bölge şefliğimize geldik. Ayrıntıları Cengiz abimizden, şefimizden alacağız. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ikinci bölge şefi Cengiz Küçük Yılmaz. Cengiz abi burası sizin artık merkeziniz. Neler var, neler yapılıyor? Bölge merkezi burası. Yollardaki problemler ve Fen İşleri'nin yaptığı bütün işlerin takibi ikinci bölge şefliğinde yapılmaktadır. Siz neler yaptınız Yunak ve çevresi için? Şu ana başlıklarını alsak neler yapılıyor? Şimdi ikinci bölge şefliği olarak yolların bakımlarını bitirdik. Evet. Tekrardan bozulan yerleri yeniden tekrardan yapıyoruz. Gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz. 20 kişilik bir personelimiz var. Personelimizin 3 tane sürüyor. Diğerleriyle de yama çalışmalarını yaptık. Fen işleri olarak da Yunak'ta halı saha, mahalle konakları ve şehir konakları, bazıları ihalesi yapılmakta olup bazılarının inşaatına başlanmıştır. Oh ne güzel maşallah. Yol olarak çok büyük bir sıkıntımız kalmadı. Oh Allah razı çoğu olsun. Çoğu sıkıntıyı giderdik. Evet arkadaşlar merhaba, şöyle yanıma alayım hemen, herkes göreve hazır, gidelim. Süleyman ne tutuyorsun diyor, öyle mi abi? Evet abi. Hemen bir tanıyalım abi. Abi ben Yunak 2. Bölge Şefliğinde Formen Mehmet. Mehmet abi. Nasıl gidiyor abi çalışmalar? İyi gidiyor abi. Allah iyilik sağlık versin. Şimdi yama yapılacak herhalde. Evet abi. Ekibi de fazla bekletmeyelim. Herkes işin başına geçmek istiyor. Arkadaşlar Allah kaza bela göstermesin. Bir el sallayın bakalım. Hadi bakalım. Hizmet sizi bekliyor, bizi bekliyor. Herkes göreve başına arkadaşlar. Sevdamız Konya. Konya'dır Konya. Yunak'la röportajlarımıza devam edelim sevgili seyircilerimiz. Yunak Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Başkanım merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim efendim, siz nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun başkanım, bizler deyiz. Yunak'a geziyoruz, yeni Büyükşehir Yasası ile ilgili değişiklikleri yerinde tespit ediyoruz. Yunak'ta neler var, neler yapılıyor, neler söylemek istersiniz Abdullah Bey? Süleyman Bey, öncelikle KonTV olarak ilçemde böyle bir program yaptığınız için gerçekten KonTV ailesine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Süleyman Nerede programının sanırım ilk programı Yunak'ta. Onun için biz de çok heyecanlıyız.
Gerçekten biz Konti ile birkaç program yapmıştık ama siz de ilk yapıyoruz. Yunak ilçesi olarak 1953 yılında belediyelik olmuşuz. Yunak ilçesi Türkiye'nin yüzey alanı olarak ikinci büyük ilçesidir. Tarımsal işletme, tarımsal alan olarak Türkiye'nin birinci büyük ilçesidir. Önce teknik bilgileri verelim. Evet. İlçem coğrafya olarak Ankara'ya 180 kilometre, Konya'ya 180 kilometre, Eskişehir'e 180 kilometre ve Isparta'ya 200 kilometre uzaklıktadır. Yani tam bu 5 şehrin ortasında bir ilçeyiz. Tarımsal alanda, hayvansal alanda çok yüksek gelişmiş vatandaşlarımızın %70'i çiftçilik ve hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır. Evet. İlçemin 6 tane eski beldesi ve 30 köyü vardı. Şimdi büyükşehir yasasıyla Allah'a hamdolsun hepsi tek yerinden yönetim hizmetiyle çalışıyoruz. Bizler AK Belediyeler olarak belediye başkanı değil halkın hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Yani bizde belediye başkanı yok, bizde makam aracı yok. Bizim aracımız hastalara çalışır. Belediyemizin kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Halkımız her zaman gelir. Belediyemizin önünde belediye başkanının cep telefonu, başkan yardımcısının telefonu olur. İnsanlar 24 saat bizi arayabilir. 5 yıllık bir sözümüz var. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akgüren'in önceliğinde bu hizmeti devam ettirmeye çalışıyoruz. İlçemde şunu kesinlikle söyleyeyim. Biraz önce de siz de şahit oldunuz. Acaba hizmetleri nasıl sayacağız? Gerçekten bugün Büyükşehir'le gelen hizmetleri saysak bitiremeyiz. Şu an biz belediye başkanlığımızın sanırım 1,5 yılını bitirdik. 3,5 yılımız kaldı. Şu 1,5 yıl içinde hemen hemen verdiğimiz vaatlerin %60, %70'ini başlattık. İnşallah diğer kalanlarını önümüzdeki 1-2 yıl içinde bitireceğiz. Ben gerçekten Büyükşehir yasasından memnunuz. Şu an gördüğünüz bu mahalle bile adı Esentepe. Bugüne kadar hiçbir hizmeti tam anlamında alamamış. Biz şimdi parke taşı olarak mahallelerin yollarını, sokaklarını yapıyoruz. İşte Büyükşehir'de şu an görüyorsunuz sıcak asfalt ve andezit taş kaplama çalışmaları var. Yunak ilçemizin merkezinde bile 40 yıllık, 50 yıllık asbest kanserli borular vardı. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. İlçe belediyeleri olarak ne kadar çalışsak da bütçemiz buna yetmemiş. İnsanlarımıza sağlıklı boru çekememişiz. Ben KOSGİ çalışmaları varken yanlarında bulundum. O asbestli boruların içleri de yeşil yeşildi Süleyman Bey. Bugüne kadar çocuklarımıza nasıl içirdik onu bilemiyorum. Buradan Konya Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Konya'da gelen bu hizmet KOSGİ olarak toplam 13.600 metre su hattı çekildi. Yunak Merkez, Hacımeroğlu, Sülüklü, Piribeyli gibi daha sayamayacağım birçok mahallemizde bu hizmeti KOSGİ yaptı. Yeni su hatları, su depolarımız yapılıyor. Yunak Merkez'de, Kıllar'da böyle bir proje var. 15-16 tane su depomuz yıkandı, temizlendi. İnanın ben bu su depoların içini de gördüm yani su içemezdik. Allah gerçekten razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devlet bilincini bilen vatandaşlarız ilçe olarak. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi de bozmasın. Şu an Yunak ilçemizde ana yollarımız, su çalışmaları, itfaiye, ulaştırma hizmetleri bunların hepsi Büyükşehir tarafından verilmekte. Evet şunu dürüstçe söylemeliyiz. Bazı eksiklerimiz olabilir. Daha ulaştırma olarak bütün köylerimizi, ilçelerimize taşıyamıyoruz. Ama sanırım %40, %50'lere varan bir taşımayı başlattık. En son Sırram, Ayritepe, Cebrail, Kargalı'yı da çarşambadan çarşambaya hiç değilse halkın halk pazarı olan günde getireceğiz. İnşallah Sayın Başkanımız Tahir Akrıyan'ın da planları dahilinde bir yıl içinde bütün mahallelerimizi ilçemize taşıyacağız. Parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Yunak'ta şu an bu dönem geldiğimizde 84-85 kilometre yolun tamamen hemen hemen hepsi bozuktu. Şimdi 25-30 kilometresi parke taşı ve asfalt çalışmasıyla bitti. İnşallah seneye de diğer kalan taraflarını bitireceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin okul yatırımları var ilçemizde. Gerçekten şu an hangisini saysak bilemiyoruz Süleyman yani Bey. Gerçekten hayırlısı olsun. Ki hizmete layık yani yalnız, çok önemli. Çok sağ olun. Herkes halkımız o noktada layık. İnanın biz de gece gündüz koşturuyoruz. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz kusurumuz varsa halkımız vatandaşımız bizi affeylesin. Onların ne kadar bize sabırla beklerlerse biz böyle güzel yatırımlar yapacağız. Tabii yatırımlar yolları bozmadan, çukurları açmadan olmuyor. İnşallah seneye
cennet gibi bir yunak görecek halkımız. Biz seçimlerde metropol ilçe diyorduk. Halkımız bunu hayal olarak görüyordu. Şimdi hamdolsun gidin Konya merkezde Alaaddin Caddesi'ni gezin. Aynı kaldırım, aynı sıcak asfalt inşallah seneye buralarda da olacak. Eksiğimiz kalmayacak diyelim Süleyman. Allah razı olsun. Çok güzel özetlediniz. Dediğimiz gibi hepsi bunlarla da sınırlı değil ama o zamanlar geleceğiz inşallah. Onları da göreceğiz. Bir de halkıma son bir konuşma istiyorum Konyalı bir belediye başkanı olarak. Eyvallah. Efendim biliyorsunuz Konyalı bir başbakanımız var sevgili Yunaklı hemşerilerim. İnşallah biz yanında birlik beraberlik olacağız. Konyalı başbakanıma kusura bakmazsanız buradan biz destek istiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye zor durumlar geçiriyoruz Sayın Süleyman Bey. Eyvallah. Bunları söylememiz gerekiyor halkımıza. İlçem, bütün köylerim, kasabalarım bunu biliyor. Biz bu hizmeti inanın eskiden bu kadar alamıyorduk. Bunu 10 kişiye sorun belki 9'u bu lafı söyleyecek, bu sözü söyleyecek. Şu an ilçemde 4 tane İmam Hatip, Sülüklü, Kuzeren, Yunak Merkez ve Yunak Merkez İmam Hatip Ortaokul olarak yapılıyor. Bir yıla kadar ilçemde 350 öğretmen ihtiyacı varken 110-120 öğretmen vardı. Şu an hamdolsun öğretmen fazlalığımız oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaş olarak da bunun bilincinde edelim. İstikrarımız sürmesi için ben başbakanımıza destek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim bana bu konuşmayı yaptırdığınız için. Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Ne kadar iyisiniz? Çok! Peki biz şimdi hangi mahalledeyiz? Küçükbasan! Çelti'ye mi bağlı burası? Evet! Şimdi çocukları geçerken arabada hemen bir park gördük. Çocuklarımız da tam öğle arasında tabii ki. Bir tanıyalım seni, adın ne? Benim adım Kevser. Gel şöyle bakalım Kevser. Nasıl park, neler diyeceksin, neler yapıyorsunuz? Çok güzel, teşekkür ederiz. Ne güzel. Öğle aralarında buradasınız. Akşamları evet. Serinlikte özellikle. Evet. Sen neler diyeceksin? Benim adım Serenay. Evet. Bu park yapıldığı için çok mutluyuz. Çocuklar böyle eğleniyorlar işte öyle. Ne güzel. Hep beraber. Şeyi yok. Peki şimdi Küçük Hasan Çeltik. Bir de Büyük Hasanlı çocuklar var. Evet, ben Büyük Hasan. Şöyle gel, evet. Sen de gel. Sen de Büyük Hasanlısın. Evet. Evet. Sen kendini adam. Tanıt. Benim adım Latif. Evet Latif. Kaça gidiyorsun? 5'e geçtim. İlerideki hedef ne? Ne olmayı düşünüyorsun? İleride? Çiftçi. Doktor. İnşallah olursun. Şimdi burada parktasın. Taşımalı eğitim var herhalde. Evet. Sizin orada da park var mı aynı şekilde? Ben Küçük Hasanlı'yım. Sen Küçük Hasanlısın. Sen Büyük Hasanlısın. Ben de Büyük Hasanlı'yım. Dur açılın açılın bir bakın yine açılalım. Büyük Hasanlı'da da var mı böyle parklar? Evet. Evet sevgili seyircilerimiz bu tip parklar bütün mahallelerde yapıldı, yapılıyor. İnşallah bütün mahallelerde iyi oluyor değil mi çocuklar için? Evet. Peki eğlendim. Hadi bir el sallayalım hep beraber kameramıza. Sevgili seyirciler şimdiki durağımız Çeltik. Konya'mıza 220 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Gerçekten il merkezinde en uzak ilçeler arasında Türkiye'de ikinci. En uzak birinci ilçeyi sorarsanız Anamur. 239 kilometre sevgili seyircilerimiz. Şimdi Çeltik'in komşu illerine bir bakalım. Hemen Afyon sağ tarafımda bana göre sevgili Servet abi. O gördüğün yerler Afyon. Şöyle biraz daha dönüyorum. Eskişehir şu dağların olduğu yer Eskişehir. Biraz daha dönüyoruz ve Ankara. Böyle merkeze uzak bir ilçe. Konya'da zaten bu sınırlar içerisindeyiz. Hazırız. Çeltik'i de gezelim. Sizlere bir gösterelim. Yapılanları gösterelim diyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Efendim Çeltik'imizin çarşı merkezine geldik. Daha yakın bir zamanda geldiğimde burada bir çay ocağı vardı ama bahçe vardı. Şimdi çok daha güzel bir sistem yapılmış. Değişmiş yani Çeltik, onu söyleyelim. Abi merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Ben Hacı Güzel Kalenderoğlu. Gökpınar Mahallesi son belediye başkanı. KonTV ailesine, Süleyman Nerede programına. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Başkanım neler var? Şöyle değişiklikleri bir değerlendirsek. Çeltik'te, mahallelerde durum vaziyet nedir? Vallahi şimdi Büyükşehir yasasıyla birlikte 6360 sayılı yasa bizim ilimize çok uzak olmamıza rağmen iyi avantajlar sağladı. Evet. Artık arkamızda Büyükşehir var. Evet. Ekonomik olarak sıkıntımız yok. Ama istemesini bileceğiz, almasını bileceğiz. Uzak olmamıza rağmen, ilçe merkezine, il merkezine 200 kilometre olmasına rağmen elhamdülillah Çeltik'imize hizmetler geliyor.
Şu anda bir çevre düzenlemesi yapılıyor. Bak, alan düzenlemesi Büyükşehir tarafından yapıldı. Parklar yapılıyor her mahalleye bir tane. Asfaltlarımız Gökpınar Belediyesi'nde 8 kilometre. Küçük Hasan Adakasım yolu 10 kilometre. Bunun dışında yapılacak daha hani çalışmalara devam edenler var. Yapılanlar var. Her mahallemize kilit taş döşeniyor. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen, bir kısmı ilçe belediyemizin katkılarıyla çalışmalar devam ediyor. Çeltik ana caddemizde asbest boruları değişmesi ihalesi yapıldı. İnşallah bu kış değişecek. Yazında Prestij Caddesi tamamlanacak sıcak asfaltıyla beraber, çevre düzenlemesiyle beraber. Bunun dışında Koski olarak iki tane kuyu açtık. Bir tanesi verimsiz çıktı, o da bir şanssızlık oldu. Tekrar yenisi açılacak, yeni bir lokasyon alınarak inşallah. Eyvallah. Bunun dışında Küçük Hasan Belediye'mizin kanalizasyon projesi tamamlandı. 2016 yıl yatırım programında var inşallah. Gökpınar Belediyesi'nin, mahallesinin diyelim artık. Evet. Arıtma tesisi 1 milyon 350 bin lirayla ihalesi yapıldı. Benim belediye başkanı olduğum dönemde şu anda bitti. Hizmete açıldı, geçiş kabul yapıldı. İnşallah torunlar halkımız da korkudan kurtuldu diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Depo bakımlarımız yapılıyor. İnşallah torunlarımıza ve kaşelerimize içme suyu, tatlı su projelerimiz var. Onları 2016 yılında hizmete inşallah geçireceğiz. Oralarda tatlı suyumuz yok. O konuda bir eksiğimiz var. Doğanyurt mahallemiz var. İşte oraya kesin bir şey diyemiyoruz. Merkeze çok uzak olduğu için. Orada tatlı sıkıntısı var ama yaşayan da az olduğu için onların tatlı suyumuzu gerekir. Oraya da mutlaka çalışma yapacağız inşallah. Bunun dışında mahallelerimizde zaten büyük şeye çalışıyor. Eyvallah. Ben hemen şimdi Çelti'ye gelmişken şu tarihi bir camimiz var. Bu bölge hangi mahallelere gider? Camimiz de güzelmiş maşallah. Şimdi Çeltik'te merkezde 4 mahallemiz var. Mahallenin birisi Selçuklu. Camimiz de Selçuklular zamanından mı kaldı? Tarihi bilinmiyor. Evet. Belki de o zamandan kaldı. İsmi de belki oradan geliyor. Onu da bilmiyoruz. Eyvallah, eyvallah. Tarihi bir cami. Dibine de camiye yakışır park yapılıyor inşallah. Oh. Herkes namazını kılsın, gelsin sohbetini yapsın. Artık dertlesin. Yalnız sohbetler yapılır. Ama ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi, terör belasının sona ermesi için elimizden geleni yapalım. Dualarımızı eksik etmeyelim. Önemli olan bizlerin iyiliği değil, memleketin iyiliği. Memleketimiz huzura kavuşsun, memleketimiz refaha kavuşsun. Bizler kavuşmasak da olur. Bizler kavuşmasak da olur. İnşallah memleketimizde önümüzde bir seçim geliyor. Halkımız ona göre kararını verir. Hayırlısı neyse olur diyelim. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de Tuzlukçu'dayız. Efendim, burası özellikle Çeltik ve Yunak üzerinden geldiğiniz zaman karşınıza gelir. Peki neresi burası? Efendim merhaba. Merhaba. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Nilgün Yürükoğlu. Evet Nilgün Hanım. Görev nedir? Buranın idare amiriyim, ziraat mühendisiyim. Peki nedir burası Nilgün Hanım? Burası... Şaşırdık, çiçekler, ağaçlar, meyveler, büyük parklar. Evet. Burası Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzlukçu Parkı ve Fidanlığı. Bu şekilde ön kısımda mesire alanımız var. Kamayalarımız var. Gül üretimi yapıyoruz. Aşağı kısımda yağlık güllerimiz var. En alt kısımda ağaçlarımız, süs ağaçlarımız var. Elma ağaçlarımız var. Bu şekilde. Bu çiçekler burada yetiştiriliyor. Tabii ki. Evet. Ve parklara, bahçelere. Tabii ki Konya'ya. Konya tarafından üretimini yapıyoruz biz burada. Bitkiler bize geliyor. Biz üretimlerin büyütmelerimizi yapıyoruz. O şekilde. Ama çok güzel olmuş. Ben bir anda Tuzlukçu'ya gelince çok büyük bir alan ve arazi var. Çiçekler çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi kaç ay böyle aktif oluyor burası? Biz buraya Nisan ayında ekmeye başladık. Evet. Yani tabii ki artık bundan sonra hep bu şekilde aktif bir şekilde gidecek yani. O şekilde. Sonbaharın sonuna doğru artık kar yağdığı zaman faaliyetler yavaşlıyor. İlkbaharın başında tekrar havalar ısınmaya başladan çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan bütün Konya'mızın bütün ilçelerine, merkezlerine gittiği oluyor herhalde. Tabii ki. Şimdi biz burada üretiyoruz, büyütüyoruz. Ondan sonra onu değerlendirecekler. Tabii ki değerlendirilecek onu. 3 parsel halinde. Şu an birinci parseldeyiz. Aşağıda 2 parsel daha var. Şu an yarı bodur, tam bodur ve yarı bodur diye gidiyor parsellerimiz. Yani o şekilde. Ben bu kadar büyük bir tesisi Tuzlukçu'da beklemiyordum. Hem park alanı hem evet. Böyle bir fidanlık olarak çok geniş bir alanda çalışma evet. Var. Çok evet. Yoğun olacak yazın herhalde yoğun, değil mi? Yoğun oluyor. Çalışmadan tabii sonra ki. Tabii ki daha oluyor. Daha da yoğunlaşır. Tabii ki yani üretim artıyor, fidanlar artıyor, işler artıyor. Daha da yoğunlaşıyoruz tabii ki. Daha da işler yoğunlaştıkça daha iyi oluyor bizim için de. Şehirlerin şanı. Burası da gül, yağlık gül tesisimiz.
gül yağ, yağlık gül üretiyoruz. Daha sonra gül yağı tesisi kurulacak buradan. Gül yağı üretimine başlanmayı düşünülüyor buradan da. Çiçeklerimiz hazırlanıyor. Elmalarımız, yağlık çiçeklerimiz. Ne kadar bir alanı var buranın? Şimdi hem burası tesis hem genel park. Toplam burası 167 dekar. 167. Komple bizim alanımız 167 dekar toplam. Evet. O şekilde. Çiçekler ve veya... Hepsi elma, yağlık güller, aşağıda süs ağaçlarımız, antep fıstığımız, yukarıdaki... Yani toplam bu gördüğünüz tuzluk şu parkı ve fidanlı 160 dekarlık bir alana sahip şu anki. İnanılmaz, çok fazla. Evet. Bir de gülle ilgili bir bilgi de verdi sevgili abimiz. 4 ton gülden 100 gram gül yağı çıkıyor sevgili seyirciler. Şimdi bu ilerideki tesiste inşallah kurulacak. Çok güzel bir tesis. Onun gramı bile son derece önemli tabii ki gülün. Çok değerli bir şey. Turuk için de güzel olacak. Tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlısıyla artık. Sevgili seyirciler, program çekimlerine hızla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Tuzlukçu. Evet, Tuzlukçu'ya ben ara ara geliyorum sevgili seyirciler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Akşehir'e bağlı bir köy iken sonra nahiye zamanında sonra da belediye olmuş. İlçemizi şimdi gezeceğiz. Sokaklarını, caddelerini belediye başkanımızla konuşacağız. Güzel bir ilçemiz, uzak biraz. Hani bugün gezdiğimiz noktalar Yunak, Çeltik, Tuzlukçu hakikaten kilometre olarak da Konya'ya bayağı uzak yerler. Ama değişiklikler, görüntülerle sizlerle olacağız. Tanıtmaya devam edeceğiz. Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa ile birlikteyiz. Sayın Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Süleyman Nerede programının Tuzlukçu'da olmasından çok mutluyuz. Zat halinize ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sizle beraber olmak da bir güzellik. Başkanım, hemen Büyükşehir Lisesi ile birlikte Tuzlukçu'da beraber çalışmalarınızla Büyükşehir'de ne gibi değişiklikler oluyor? Neler söylemek istersiniz? Projeler, şu anki durum nedir? Büyükşehir yasasıyla beraber ilçe belediyeleri bir nikah kıymıştır. Ve etile tırnak gibi olmuştur. Büyükşehir yasasıyla beraber örnek bir tane Atatürk Caddesi'ni gerçekten ilçeye kazandırdık. Bir tane park kazandırdık. Fidanlık olarak da bölgeye hizmet edecek ve bölgedeki ilçelere Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar ve Ilgın bölgesine hizmet edecek fidan yetiştirme istasyonunda Tuzlukçu'da kurulmasına çok mutluyuz. Evet. Büyükşehir yasası gerçekten 400 kilometre çapı olan bir Konya'da Büyükşehir yasasının zorlukları olacak ve nimetleri de olacak. Ama bunu Tayyip Başkan'la beraber 31 ilçe belediye başkanı kenetlenerek hizmete dönüştürdük ve gerçekten bu hizmetlerde ayırt etmeden muhalefet veya iktidar konumları olmadan Büyükşehir'deki meclis toplantılarında da ilçelerin sıkıntılarını hep beraber göğüsleyerek ilçelerimize ve büyükşehirimize hizmet etmekteyiz. Her zaman da hizmeti ön plana çıkardık, siyaseti ikinci plana ittik. Ne güzel. Her zaman söylediğim bir söz vardır. Siyaset hoşgörü sanatıdır. Evet. Birbirimizi çok sevmeyi, birbirimizi hoşgörüyle kucaklamamız lazım. Onun için de biz Konya'da bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Evet. Bir tane bölge ilçemiz, 11 tane mahallemizde, merkezde de 4 mahallemizde beraber 15 tane büyükşehir yasasıyla büyük bir ilçe konumu ve geniş bir araziyi kapsayan bir konum haline geldik. Büyükşehir bir tane de kraydar verdi. 15 tane mahallemize kraydarla beraber de hizmet etmekteyiz. O konuda da her zaman söylediğim evlilik müessesinde de olsun, her konuda da olsun göç gide gide düzülür. Bu yasa yeni bir yasa ve göçümüz de gide gide düzelecek. Her zaman büyük şehirleri büyük şehir yapan özellik çok büyük hizmet alması. Ama ben her zaman büyük şehirlerin çok güzel olmasından yana değilim. Önce köylerin çok güzel olması. Avrupa'daki gibi. Beldelerin çok güzel olması. İlçelerin çok güzel olması. Ondan sonra
büyük şehrin çok güzel olmaz. Ama biz Türkiye'de bunun tersini yapıyoruz. Önce büyük şehirleri çok güzel yapıyoruz. Ondan sonra da ilçeleri, beldeleri ve köyleri. Ve o zaman da yaşanabilir bir köyü olmayan vatandaş göç yapıyor. Yaşanabilir bir beldesi olmayan insan göç yapıyor. Yaşanabilir bir ilçesi olmayan insan göç yapıyor. Ve bu zaman da Ankara'yı 6 milyon yapıyoruz. Konya'yı 2 milyon yapıyoruz. İstanbul'u 18 milyon yapıyoruz. Ve göç vere vere yarın üretemez bir toplum haline geleceğiz. Bunu tersinden başlamamız lazım. Önce yaşanabilir bir köy yapmamız lazım. Mahallinde kalkınma. Her türlü sosyal donatışla donatılmış bir köyde insan göç yapmaz. Üretebilen bir toplum her zaman başarılı olan bir toplumdur. Her zaman üretimi olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Onun için biz önce kalkınmayı köylüye yapmamız lazım. Eyvallah, çok doğru. Çünkü bu bölgelerde göç olan bir bölge. Bugün evet. Gezdiğimiz en Yunak, Çeltik, bölge, Tuzlukçu. Evet. Çeltik, Yunak, Tuzlukçu bugün göç gören bir şey. Ve en çok da işsizlik konusunda rahatsız edilen bir belediye başkanları konumundayız. Evet. Onun için burada yaşanabilir bir köy yaparsak, yaşanabilir bir belde yaparsak, yaşanabilir bir ilçe yaparsak o zaman Konya'ya kimse göç etmez. Evet. Ankara'ya kimse göç etmez. İstanbul'a, İzmir'e kimse göç etmez ve büyük bir umutlarla gidiyorlar ve ondan sonra da sosyal bir dengeyi yakalayamadıkları için de büyük aile facialarına huzur, sebep oluyor. Oluyor. Ailede huzur son derece önemli dediğiniz evet. Gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel biz bir örnek ederiz. Çalışma sergileniyor evet. Büyükşehir ilçesiyle biz birlikte. Biz büyükşehirle güzel uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Onlardan bürokrasisinden ve Sayın Başkan'dan bize göstermiş olduğu yakınlık, ilgi, alaka ve hizmeti ön plana çıkaran yaklaşımlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu hafta da Süleyman Nerede programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.